Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere harita yapımının en temel konularından birisi olan entisileri anlatacağım. Bundan önce şunu söylemek istiyorum. Normalde bu videonun yerine arayüz tanıtım videosu olmalıydı. Ben videonun çeyreğini çektim fakat aşırı derecede uzun ve zahmetli olduğunu fark ettim. Bu sebeple videoyu yarıda bıraktım. Arayüz tanıtımı videonun gereksinimlerine göre yapacağız. Örnek olarak bugün entiteleri anlatacağım ve object barımızı tanımış olacağız. Bundan sonraki videoda brush çizimi gibi şeyleri anlatacağım, object bardaki brush seçenekleri tanıyacağız. Bu şekilde arayüzümüzü yavaş yavaş anlatmış olacağım. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Entiteler sizin statik mimarinizi ve haritanızı etkileşimli alanları çevirir. Bu şu demek oluyor. Bir brush normalde hareketsiz ve işlevsizdir. İşte buna statik diyoruz. Functor Entity'si ile bu brush'a kapı özelliği katabilirsiniz. Entity'ler bu konuda ikiye ayrılıyor. Sadece brush'lara uygulanan solid Entity'ler ve bir noktaya konulan nokta tabanlı point Entity'ler. Solid Entity'lere örnek olarak Functor'dan bahsettik. Bir de point Entity'lere bir örnek vereyim. InfoPlayer Start oyuncunun nerede başlayacağına belirlediğimiz point Entity'dir. Point Entity'leri haritanızda belirli bir noktaya koyarsınız ve orada kendi hallerinde çalışırlar. Peki Solid Entity'ler ve Point Entity'ler arasındaki fark nedir? Solid Entity'ler bir katıya yani bir brush'a ihtiyaç duyarlar. O statik brush'ı işlevsel hale geçirirler. Fakat Point Entity'ler tek başlarına işlevseldir. Info player Start koymak için hiçbir brush'a veya başka bir şeye ihtiyaç duymazsınız. Peki bir Entity işlevini ne zaman yerine getireceğini nereden anlayacak? Bunu şöyle açıklayayım. Kendimize iki tane entity referans alalım. Bu Entitylerden birisi solid entity, diğeri point entity olsun. Solid entity olan trigger once, point entity olan ise light olsun. Bu iki entity'nin de işlevlerini açıklayayım. Trigger once bir tetikleme solid entity'sidir. Trigger once'ı kullanmak için AAA trigger dokusu ile bir brush çiziyoruz. Bu çizdiğimiz brush bizim tetikleme alanımızdır. Oyuncu bu alana temas ettiği anda trigger once hedef yolundaki Entity'yi tetikler. Trigger vansı sadece bir kere tetikleyebilirsiniz. Şimdilik çok detaya inmiyorum. Tetikleme entitilerini daha sonra anlatırım. Point entity'miz olan light haritada konulduğu noktayı aydınlatan point entity'dir. Şimdi bu iki entity'yi birbiriyle etkileşimli hale getirelim. Sistem şöyle olacak. Oyuncu trigger once solid entity'sine sahip braşa temas ettiği anda light entity tetiklenecek ve light entity açılıp odaya ışık yayacak. Bu şöyle mümkün olabilir. İki entity'yi birbirine tanıtmalıyız. Öncelikle tetiklenecek olan light entity'sine bir isim vermeliyiz. Bu isim sayesinde trigger once hangi entity'yi tetikleyeceğini bilecek. Light entity'sine name kısmından light1 ismini veriyorum. Light entity'mizin ismi artık light1 oldu. Şimdi Trigger Once'ın ayarlarına giriyorum ve hangi Entity'yi tetikleyeceğini ona tanımlıyorum. Bunun için Target yani hedef kısmına tetiklenecek olan Entity olan Light'ın ismini giriyorum. Light'ın ismi Light 1 olduğu için Target kısmına Light 1 yazıyorum. Şu anda yaptığımız iş şudur. Light Entity'sine bir isim verdik ve bu ismi Trigger Once'ın hedef yoluna girdik. Artık Trigger Once'a bir oyuncu temas ettiği zaman hedef yolundaki isme sahip Entity'yi bulacak ve ona çalışma komutu verecek. Şu anda size anlattığım işlem entitelerin büyük bir çoğunluğu için geçerlidir. Hiç tetikleme olmadan çalışan entitiler de vardır. Fakat mantıkları tetikleme ile çalışan entitilerden daha basittir. Onları sadece bir noktaya koyarsınız ve orada çalışırlar. Şimdilik sadece mantığı anlamanız için böyle basitçe anlatıp geçiyorum. Detaylı anlatmış olsaydım kafanız karışırdı. İleriki videolarda tetikleme entisleri olan Trigger Auto, Trigger Multiple gibi entislerden bahsedeceğim. Siz mantığı genel itibariyle anlayın yeter. Eğer anlamadığınız bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardım almak için açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.